Sayın seyirciler, bu Sabah TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Haber Detay programı ile karşınızdayız. Haber Detay programında bir hafta boyunca Malatya'nın en çok okunan gazetelerinden olan Bu Sabah gazetesinin manşetlerini yorumlayacağız. Bugün manşetini yorumlayacağımız gazete 27 Ekim Perşembe günü yayınlanan ve "Bu ne yaman çelişki, betonlaşmaya kim dur diyecek" manşetiyle yayınlanan Bu Sabah gazetesi. Tarım alanlarının betonlaşması ve imara açılması ile ilgili konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, Malatya'nın muhtelif yerlerinde tarım arazilerinin amaç dışı kullanılmasına yönelik zaman zaman uygulamaların olduğunu öne sürdü. Çiçek, birçok vatandaşın bu hassasiyeti gözetmeden kendi arazisini imara açmaya yönelik birçok ilgili kuruma taleplerinin bulunduğunu ifade ederek, "Üzülerek şunu söyleyeyim, herkes piknik alanı istiyor. Ama kendi arazisini de imara açmak istiyor. Bu ciddi bir çelişki, bu ciddi bir tezatlıktır" dedi. Verimli tarım arazilerinin imara açılması ile ilgili bir değerlendirme yapan Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, bu durumun önüne geçebilmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. Geçmişte Malatya'nın tarım arazilerinin imara açılmasına yönelik itirazları dile getiren Çiçek, "Gıda üretiminin tek kaynağı olan ve 1 santimetre karesinin oluşması bile 1000 yıl zaman gerektiren bir alanın amaç dışı hoyratça kullanılmasının oldukça yanlış bir uygulama olduğunu kaydetti. Malatya'nın muhtelif yerlerinde tarım arazilerinin amaç dışı kullanılmasına yönelik zaman zaman uygulamalar oluyor" diyen Çiçek, "Hatta öyle bir noktaya geldik ki vatandaşlar bazen tarım arazisine imar gelmesi veya amaç dışı kullanılması için ilgili kurumları kendileri zorluyor. Bunlar doğru yaklaşım değil. Elbette ki yatırımlar da lazım. Tabii ki sanayi de ve yerleşim yerleri de lazım. Ama bunların marjinal arazilerde kullanılması gerekiyor" diye konuştu. Evet sayın seyirciler, bu hafta Haber Detay programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.